Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. 5 soru 5 çözüm e, soru serimizin 5.siyle tekrardan karşınızdayız. Burada da yine 5 tane soru soracağım ben sizlere, 5 tane çözüm üreteceğiz. E, umarım bu videolar senin için, sınav için, sınavın için yararlı oluyordur. İnşallah sınavda yüksek puanlar almana bir kısım da olsa çorbada bizim de tuzumuz bulunuyordur diyelim. Abone olmayı unutma, unutmayın lütfen ve ilk sorumuzu çözüp vakit kaybetmeden ilerleyelim sevgili gençler. Şimdi bir şemsiye görseli verilmiş ve bu şemsiye görseli e, kartezyen koordinat sistemi üzerine oturtulmuş. Şekildeki şemsiyenin dış çe e, çevresi ax kare artı bx artı c parabolü biçiminde koordinat düzleminde modellenmiş. Buna göre şemsiyenin tepe noktasının koordinatları hangisidir diye sorulmuş. E, şemsiye falan olmasaydı normal klasik basit bir parabol sorusu olacaktı. E, ama yine de dikkatli dinle şu şemsiyeyi ortadan yani mavi bölgeyi ortadan kaldırdığın takdirde zaten bildiğimiz klasik bir parabol sorusu. Pekala. Eksi 1 ve 4 bizim parabolümüzün x ekseni kesin noktaları olduğu için ikinci dereceden denklemin kökleridir. O halde x artı 1 ve x eksi 4 diye çarpanları bulunur sevgili gençler. Bir de başında a diye bir çarpanımız daha vardır. Buna biz fx diyelim. Pekala. Bu a'yı nasıl bulacağım? 0 için bu fonksiyon nereden geçmiş? 2'den. Dolayısıyla a çarpı 0 yerine yazacağım. 1 çarpı eksi 4 eşittir 2 diyeceğim. Buradan eksi 4 a eşittir 2 ise a eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek. Eksi 2 bölü 4'ten. Şimdi o zaman f fonksiyonu yani parabolümüz neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4'müş. Peki şimdi bize sorulan şey ne? Tepe noktasının koordinatları nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar eksi 1 ve 4 bizim köklerimizin tam ortasında tepe noktamız vardı. Tam ortasını nasıl bulurum? 4 ile eksi 1'i toplarım. 3, 2'ye bölerim. 3 bölü 2 yani tepe noktasının apsisi Burasıymış sevgili gençler. 3 bölü 2 olmayanları da zaten eleyerek direkt sonuca ulaşabilirsiniz cevap bursa. Ama yine de bunu yerine yazıp hani 2 tane 3 bölü 2 olmuş olsaydı o zaman ne yapacaktık diye soracak olursan da 3 bölü 2'yi yerine yazacaksın. Eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'ye 1 eklersen 5 bölü 2. 3 bölü 2'den 4 çıkarırsan eksi 5 bölü 2 ile karşılaşırsın. Eksi 5 kere 5 eksi 25 bir de eksi 1 ile çarparsak 25 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2'den de 8 gelir. Demek ki 3 bölü 2 için 25 bölü 8'den geçiyormuş diyebiliriz. Bizim parabolümüzün tepe noktası. Geçtik ikinci sorumuza. Bir matematik kitabında logaritma konusunun bulunduğu bölümde yukarıdaki şekli gören bir öğretmen bu şekle uygun aşağıdaki soruyu hazırlıyor. Açıklığı logaritma 2 tabanında k olan pergelle şekildeki gibi 270 derecelik çember yayı çiziyor. Bu çember yayının çevresinde pi çarpı logaritma k tabanı da 64 olduğuna göre k'nın alabileceği değerleri bulunuz diye de bir soru soruyor. Soruda istenen k değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle çember yayının 270 derecelik kısmını çizdiyse demek ki 200, yani 360'da 270'ini çizdiyse 3 bölü 4'lük kısmını çizmiştir. Çarpı Çemberin çevresini nasıl buluyordum ben? 2 pi r ile 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçmış? Logaritma 2 tabanında k'ymiş. Bu bir. İkincisi bu çevre neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Pi çarpı logaritma k tabanında 64. Ben bu logaritma k tabanında 64'ü şu şekilde yazmak istiyorum. Logaritma k tabanında 2 üzeri 6. Bu da 6 çarpı logaritma k tabanında 2 şeklinde yazmak istiyorum. Yani 6 çarpı logaritma k tabanında 2 olmuş oldu burası da. Pekala. 2 kere 3 6. Buradaki 6 ile sadeleştirdim. Buradaki pi'yi buradaki pi ile sadeleştirdim. Ve şuna a diyeceğim sevgili gençler. Bu da mecburen 1 bölü a olacak. Şimdi a bölü 4 dediğimiz şey 1 bölü a'ya eşitmiş. O zaman içler dışlar çarpımı yardımıyla a karenin 4'e eşit olduğunu ve buradan a1 eşittir 2 ve a2 eşittir eksi 2 geldiğinde görürüz. İki tane a değeriyle karşıla karşılaştık. Pekala. A dediğimiz şey neydi? Buydu. Yani logaritma 2 tabanında k ya 2'ymiş ya da logaritma 2 tabanında k eşittir eksi 2 imiş. Buradan k eşittir 2'nin karesinden 4 k eşittir 2'nin eksi 2. kuvvetinden 1 bölü 4. İşte bu iki değerin yani 4 ve 1 bölü 4'ün toplamı sorulmuş sevgili gençler bize. İkisini toplarsak 17 bölü 4 yapar bizim cevabımız. K değerlerinin alabileceği değerlerin toplamı da budur diyebiliriz. Geçtim arkadaşlar 3. soruma. F ve G reel sayılarda tanımlı iki fonksiyon. Bu fonksiyonlar f fonksiyonu şunu yapıyor. x'leri alıyor ve her x reel sayısını %10 eksiğine götürüyor. g fonksiyonu da her x reel sayısını %10 fazlasına götürüyor. Buna göre g bileşke f fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi g bileşk f dendiği zaman önce hangisini yapacağız? f'i yapacağız. Yani şunu. Şimdi ben x'i 100k olarak seçersem arkadaşlar ben buna 100k'yı verirsem f'in içerisine %10 eksiğine götürecek. Yani nereye götürecek? 100K'nın %10 eksiği nedir? 90K'dır. G'nin içerisinde 90K'yı yazdık. Peki bu G fonksiyonu ne yapıyordu? %10 fazlasına götürüyordu. 90K'nın %10'u %10 onu 9K'dır. Fazlası da 99K'dır. Demek ki 99K'ya götürecek. O halde biz başlangıçta ne yaptık? G bileş GF 100K diye bir sayı verdik. İçerisine 100K diye bir sayı attık. Dışarıya 99K olarak çıktı. Yani %1 kadar Eksiğine götürdü sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Tatlı bir soruydu. İtiraf edeyim. Dördüncü sorumuz. Gitar teli gibi çalgıları çalmak için, e, gitar gibi özür dilerim, telli çalgıları çalmak için kullanılan araca pena denir. Yukarıda bir penanın belirttiği şekilde görülen yarım dairenin yarı çapı bir birim olarak ölçülmüş. Tarık bu penalardan birbirine özdeş dört tanesini yan yana dizerek şekildeki gibi koordinat sistemine yerleştiriyor. işte burada. İlk iki penanın pembe çizgiyle gösterilen kısmı, yani şurası sevgili gençler, F fonksiyonuyla modelleniyor. Buna göre bu koordinat sistemindeki diğer iki penanın mor çizgiyle gösterilen kısmı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye sorulmuş bizlere. Şimdi... Öncelikle ben bu pembeden mora nasıl geçiş sağlarım? Bütün şıkları denemeden ben bu soruyu nasıl çözerim? Buna bir bakalım. Öncelikle bu şekil birbirine sanki şurada simetrik gibi değil mi arkadaşlar? Şu şekilde düşünecek olursak bu bunun simetriğidir. Yani y ekseni burası olmuş olsaydı simetrik iki fonksiyon gibi olacaktı. Özellikle de bu fx iken burası f-x olacaktı. Dolayısıyla ben bu y eksenini şimdi görmeyeyim ama orada hayali bir y ekseni çizip kafandan bunu görebilirsin f x fonksiyonu bulacak olursam f x fonksiyonu y eksenine göre simetrik olan şu fonksiyondur arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu f x oldu. Bir de bu penaların o yarım dairenin yarı çapı neydi? Bir birimdi. O zaman çapı nedir? İki birimdir. Yani şurası iki birim. İki birim, iki birim, iki birim ve iki birim. Yani to totalde sekiz birim. Şu yeşil çiziklerim sekiz birim. Ben şu ucu şuraya taşıyabilmek için sekiz birim sağa doğru ötelemem gerekiyor bunu. Şimdi sağa doğru öteliyorsak biliyorsunuz ki içeriden 8 çıkarmamız gerekecek. Yani 8 birim sağa öteliyorsak 8 birim çıkarmamız gerekecek. Yani f-x-8 olacak bizim cevabımız. Ee, tabii ki şıkların içerisinde bunlar yok arkadaşlar. Siz de görüyorsunuzdur. Ee, cevap seçeneği cevap anahtarı da bursa olarak belirtmiş bize cevabı. Biz bursa cevabını şıkkını f-8-x diye değiştirmekle ee, bu soruyu doğrulttuk haberiniz olsun cevabımız f eksi 8 eksi x olacak sevgili gençler ee, öncelikle ne yaptık bu fonksiyonu şu şekilde çizerek sanki y eksenine göre simetriymiş aynı olarak y eksenini tanıyormuş gibi davrandık. Daha sonrasında da tamam demek ki bu şekilde dönecek mecburen y eksenine göre simetrini almamız gerekiyor diye eksi x yaptık içeriği. Ve 8 birim sağa taşıdığımız zaman aynısı çıkacağını gördük. Dolayısıyla cevabımız f 8 eksi x oldu sevgili gençler. Geçtim 5. soruma bu da benim son sorum. Güzel bir trigonometri sorusu. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaştıralım. Diyor ki yukarıdaki evin kare biçimindeki duvarı üzerine birbirine dik olan AE ve DH çizgileri çizilerek elde edilen dik üçgen biçimindeki iki sarı iki bölge sarı ve turuncu renge boyanmıştır. Şunlar arkadaşlar. EAB açısı yani şurası alfa olduğuna göre sarı bölgenin S1 yani S2 oranı nedir diye sorulmuş. Yani sarı bölgenin alanının turuncu bölge alanına oranını sorulmuş. Sarı bölgenin turuncu bölge oranı S1 bölü S2 sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar gelin şöyle bir yerleştirme yapalım sizle burası alfa ya. Ben buraya b dersem şurasının dik olduğunu biliyorum. Ee, demek ki alfa ile beta'nın toplamı alfa ile b'nin toplamı 90. O zaman burası da b'dir. Demek ki burası da a'dır diyeceğiz. Neden? Çünkü burası 90. Şimdi bunlar bize yetecek. Bir de bu duvar kare biçimindeyse arkadaşlar burası x birimdir. Tabii x görünmedi. Burası x birimdir. Burası x birimdir. Burası da tamamı x birimdir. Şöyle diyebiliriz. Pekala. Şimdi gençler şöyle diyeceğim ben Sarı bölgenin alanını bulalım diyeceğim de hocam taban belli değil yükseklik belli değil nasıl bulacağız? Şu şekilde ben şu kenar uzunluğunu nasıl hesaplayabilirim? X çarpı sinüs a dersem hesaplayabilirim. X ile sinüs a'nın çarpımı karşısı e, karşıdaki kenarı verir sevgili gençler. Peki komşusunun kenarını nasıl bulabilirim arkadaşlar? Onu da x çarpı sinüs değil kosinüs b ile bulurum pardon e, kosinüs a ile bulurum kosinüs a. Şimdi taban bu, yükseklik bu. O zaman bunları çarparım, ikiye bölerim. Bu sarı bölgenin alanı S1. Peki turuncu bölgenin alanı nasıl bulacağım? Zaten taban belli X çarpı. Peki şuradaki uzunluğu nasıl bulurum sevgili gençler? O uzunluğu da Ea çarpı. Bakın E'den A'ya kadar olan uzunluk Ea çarpı sinüs A olarak bulabilirim. Bir de bölü 2 derim. Şimdi arkadaşlar. Buradaki x ile buradaki sin a. Buradaki x ile buradaki sin a. Buradaki 2 ile buradaki 2 gider. Bu da s2 idi bu arada. Geriye sadece ne kadar arkadaşlar? x çarpı kosinüs a bölü e a kalır. Değil mi? Peki bu e a dediğimiz uzunluk ne böyle e a diye kalacak mı? şimdi e a diye bir ifade yok. O e a'yı nasıl hesaplarız? Bakın şimdi şuraya hesaplayalım. Şöyle köşeye. e a ile ben sinüs ya da kosinüsü diyelim. Kosinüs a'yı çarptığım zaman x'i bulmaz mıyım arkadaşlar? E a çarpı kosinüs a komşuyu verir bize. Peki e a dediğimiz uzunluk kosinüsü karşı yatarsam x bölü kosinüs alfa yapmaz mı? Yapar. O zaman ben burada bunu yerine yazalım. x çarpı kosinüs a bölü kosinüs a bölü pardon x bölü kosinüs a diyeceğim. Şu şekilde. Peki burada x'ler gider mi arkadaşlar? Gider. Bunda ters çevirip çarparsam cevap ne olur? cos kare a olur. Mis gibi çıktı cevap. Cevabımız adana seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Bu videonun ve bu güzel soruların da yine sonuna geldik. Beşer soru beşer soru olduğu için ne seni yoruyorum ne kendimi yoruyorum ve hızlı bir şekilde bu videolar gelmeye devam edecek. TYT için e, istekler olmuş arkadaşlar. E, en kısa sürede tamamı TYT sorularından oluşan Tamamı AYT sorularına oluşan zaten yapıyoruz. Tamamı TYT sorularına oluşan video serisi yapacağım. Ve en son sınava doğru böyle bir hafta veya 10 gün kala sınava. Ee, inşallah i̇nşallah sen de o zamana kadar kendini çok 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 çok, çok hazır hissedeceksin. O zamanlarda yine 5 soru 5 çözümle YKS yani karışık yapacağız arkadaşlar. Bir Biraz böyle potpori deniyor? Potpori yapacağız artık ee, arkadaşlar. Umarım sizler için çok 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 yararlı oluyordur. Çünkü yararlı oluyorsa emin olun ben çok seviniyorum. Abone olmayı unutmadıysan abone olabilirsin. Videoyu beğenmeyi unutma arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.